duruşunu özüyle birleştiren gencin özelliği şükredendir. Bilir misin genç dostum, şükür nedir? Şükür, görülen iyiliğe karşı hoşnutluk ve minnettarlık ifade etmek, Allah'ın verdiği nimetlerle günah işlemeye yaklaşmamaktır. Şükür, iyilik bilmek, bu iyiliğe teşekkür etmek demektir. Şükür, gönül borcu ve minnettarlık duymaktır. Genç dostum, bu bir kadirşinaslık, bir davranış biçimi ve bir insanlık görevidir. Allah insanlara nimetlerini kendisine şükretsinler diye ihsan etmiştir. Kur'an-ı Kerim'de alemlerin Rabbi şöyle buyuruyor: yemin olsun ki biz Lokman'a Allah'a şükretmesi için nimet verdik. Şükreden bir kimse ancak kendisi için şükretmiş olur. Nankörlük eden ise bilsin ki Allah her şeyden müstağni, övülmeye layık olandır. Duruşunu özüyle birleştiren gencin özelliği tövbe edendir. Tövbe edendir. Tövbe nedir bilir misin genç dostum? Tövbe, işlenmiş bir günah veya suçun bir daha işlenmeyeceğine dair verilen sözdür. Bir daha işlememeye azmetmektir, karar vermektir. Bu yolda Allah'a söz vermek demektir. Genç dostum, insan hata işlemekten korunmuş değildir, bilir misin? İnsanın yaratılışı hata işlemeye müsaittir. İlk hatayı ilk insan Hazreti Adem'in işlediğini Kur'an bize bildiriyor. Ancak hatadan dönmek, yaptıklarının yanlış olduğunu anlamak en büyük erdemlerden biridir. Ki Hazreti Adem bunu yapmış ve neticede tövbe edip Allah tarafından bağışlanmıştır. Genç dostum, alemlerin Rabbi Kur'an-ı Kerim'de bizlere şöyle buyuruyor: ancak tövbe edip durumlarını düzeltenler ve gerçeği açıkça ortaya koyanlar başkadır, başkadır, başkadır. Zira ben onların tövbelerini kabul ederim. Ben tövbeyi çok kabul eden ve çok merhamet edenimdir. Duruşunu özüyle birleştiren gencin özelliği, Allah'ı anmak için engel tanımaz. Bunlar ki kendilerini Allah'a adamış insanlardır. Dünya meşgaleleri onları Allah'a karşı olan görevlerini yerine getirmekten asla ama asla alıkoymaz. Onlar ki Allah'ı anma konusunda engel tanımazlar, tüm engelleri aşarlar. Alemlerin Rabbi onları Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatıyor: onlar ki ne ticaret ne de alışverişin kendilerini Allah'ı anmaktan, namaz kılmaktan ve zekat vermekten alıkoymadığı insanlardır. Onlar ki kalplerin ve gözlerin Allah bullak olduğu bir günden çekinirler. Onlar ki Allah'ı anmak için engel tanımayan yiğitlerdir. Duruşunu özüyle birleştiren gencim, Allah'ı anmak için engel tanımayan yiğitsin. Duruşunu özüyle birleştiren gencin özelliği, sözüne sadıktır. Genç dostum, her şeyin aslına en uygun olanı, en değerli olanıdır. Sözün en doğrusu Allah'ın sözüdür. Dikkat et, bu nedenle sözün en güzeli,
en doğru olanı, davranışın en doğrusu ise verilen doğru söze uygun yapılan doğru davranıştır. Verilen söze uymama kötü davranışlardandır. Genç dostum, bu vefasızlıktır. Ahde vefa ise övülen ahlaki davranışlardandır. Güven oluşturan davranışların başında gelir dostum. Ne dersin? Alemlerin Rabbine kulak verelim mi? İnananlardan Allah'a verdiği ahdi yerine getiren adamlar vardır. Adamlar vardır. Kimi bu uğurda canını vermiş, kimi de beklemektedir. Ahitlerini, sözlerini hiç değiştirmemişlerdir. Duruşunu özüyle birleştiren gencin özelliği cömerttir. İnsanın yaratılış itibariyle cimri bir varlık olduğu göz önüne alınırsa, cömertliğin ne derece erdemli bir duruş olduğunu anlamak da zorluk çekilmez. Genç dostum, Allah cömertleri övmüştür. Allah'ın övdüğü insanlar ne mutlu, ne bahtiyar insanlardır. Alemlerin Rabbi olan Allah'ımız Kur'an-ı Kerim'de bizlere hitaben şöyle buyurmaktadır. Kendinizin iyiliğine olarak mallarınızdan sarf edin, harcayın, cömertçe verin. Nefsin tamahkarlığından korunan kimseler, işte onlar saadete erenlerdir. İşte onlar saadete erenlerdir. Duruşunu özüyle birleştiren gencin özelliği tevazu sahibidir. Genç dostum, her yönüyle örnek bir hayat süren Allah'ın kulları mütevazı insanlardır. Bunlar hem davranışlarında hem de sözlerinde insanlığa model oluşturan, şahsiyetli bir yaşayış içinde ömürlerini bitiren yüksek kaliteli kişilerdir. Bunların özelliğini alemlerin Rabbi olan Allah'ımız şöyle anlatmaktadır. Rahman'ın has kulları onlar ki yeryüzünde tevazu ile yürürler ve kendini bilmez kimseler onlara laf attığında incitmeksizin selam derler, geçerler. Duruşunu özüyle birleştiren gencin özelliği Allah'a tevekkül edendir. Genç dostum, tevekkül nedir bilir misin? Tevekkül, itimat etmek, güvenmek anlamlarına gelir. Kur'an-ı Kerim'de ise tevekkül, Allah'a güvenmek ve ona teslim olmak demektir. Allah Kur'an'da tevekkül edenleri övmüş ve sevmiştir. Ve alemlerin Rabbi olan Allah'ımız şöyle buyurmuştur. Allah'a güven, Allah vekil olarak yeter. Genç dostum, tevekkül kişilerin iç alemleriyle ilgili sağlam bir karakter oluşturan inanç yapısıdır. Bakalım mı Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz tevekkülü nasıl anlatacak bize? Allah'ın rahmetinden dolayı sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba ve katı kalbi olsaydın, şüphesiz etrafından dağılır giderlerdi. Onları affet, onlara mağfiret dile. İş hakkında onlara danış. Fakat karar verdin mi? Allah'a güven, Allah'a dayan. Doğrusu Allah kendine güvenenleri sever. Duruşunu özüyle birleştiren gencin özelliği sabredendir. Genç dostum, sabır katlanmak demektir. Sabır direnmek, sabır dayanma, sabır tahammül etme, sabır metanet gösterme, sabır telaş göstermeden
acele etmeden bekleme, sebat etmek demektir. Gerektiği gibi sabretmenin sonu zaferdir. Allah'la beraber olmak zaferlerin en yücesidir. Alemlerin Rabbi olan Allah'ımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Ey inananlar! Sabır ve namazla yardım dileyin. Ey inananlar! Sabır ve namazla yardım dileyin. Ey inananlar! Sabır ve namazla yardım dileyin. Allah muhakkak ki sabredenlerle beraberdir. Duruşunu özüyle birleştiren genç arkadaşım, insanın yerine göre başına gelen belalara sabretmesi, doğru da sebat etmesi, acele etmeden kararlılıkla direnmesi Allah katında çok değerlidir. Ve Allah katında geçerli not alanların özelliklerindendir. Alemlerin Rabbi olan Allah'ımız şöyle buyurmaktadır. Muhakkak ki biz biraz korku, biraz açlık ve mallardan, canlardan, ürünlerden biraz eksiltmekle deneriz. Sabredenlere müjdele, sabredenlere müjdele, sabredenlere müjdele. Genç dostum, sabır, haram ve yasakları işlememekte, zorluğa, imkansızlıklara, felaketlere, nefsin din dışı isteklerine, Allah yolunda çekilen çilelere direnmek, en önemlisi ibadetlerde ısrar etmek demektir. Alemlerin Rabbi olan Allah'ımız şöyle buyurmaktadır. O, göklerin ve yerin ikisi arasında bulunanların Rabbidir. Öyleyse onu ibadette sabırlı ol. Hiç ona benzeyen bir şey bilir misin?